Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimde eşart deseni gibi desenli güzel bir yazma var. Şöyle biraz göstereyim size desenini. Çok güzel çiçekleri var üzerinde. Bu yazmamın kenarında sizler için çok güzel yazmama çok yakışacak bir model hazırladım. Yazmamın kenarlarını ikişer zincir çekerek tığladım. Şöyle tığlamamı göstereyim size. Tığlama ile ilgili merak ettiğiniz her şey için YouTube'un arama kısmına Oya'nın 1098 yazmanızı öneriyorum. Karşınıza çıkacak olan videoda daha öncesinde istek üzerine bütün püf noktalarımı anlatmıştım. Yazmalarımı her zaman iki zincirle tığlıyorum. Bu yazmamı da iki zincir çekerek tığladım. Tığlamamı yaparken altın başak 383 numara yeşil ip kullandım. Çimenimizi bu ipimizle örüyoruz. Üzerinde yazmamın içerisindeki renklere göre altın başak 87 numara mor. Altın başak 21 numara mavi ve altın başak 413 numara hardal sarısı iplerim var. Ben bugün bu oyamı yaparken 22 numara tığ kullanacağım ama dileyenler 20 ya da 21 numara tığ kullanarak da modeli yapabilirler. Hemen çimenimizle oyamızın yapımına başlayalım yeşil ipimle ilmeğimi oluşturarak başlıyorum geldik arkadaşlar şöyle tığ battığının altından sık iğne ile ipimi tutturdum 1 2 3 zincir çektim bir sonraki tığ battıya 1 2 3 zincir çektim bir sonrakine 1 2 3 zincir çektim bir sonrakine geçtim 3 tane bu ince çimenden yapıp başlıyorum burada hemen bir kez doladım hemen yanımızdaki tığ altından girdim önce bir sonra iki sonra iki çıktım biraz yakınlaştırayım burada bir tane zincir çekiyorum üzerine bir kez doladım yaptığımız trabzanımızın önünden girdim hepsini birden çıktım Üstüne 1 2 3 4 5 zincir çektim. Geri döndüm, kirpiğimi düğümledim. Bir defa doladım. Yine tırabzanımın önünden girdim. 2 2 çıktım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Son yaptığım tırabzanımın önünden giriyorum. Kirpiğimi düğümlüyorum. Bir defa doladım. Önce 1, sonra 2, sonra 2 çıktım. 5 tane zincir çektim. Kirpiğimi düğümledim. 2 defa doladım. 2, 2, 2 çıktım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Son yaptığımız trabzanın önünden girelim. Sık iğne ile kirpiğimi tutturdum. Yeniden 2 defa doladım. Yine aynı yuvaya geldim. 2, 2, 2, 3 kere de çıktım. 5 tane zincir çektim geri döndüm yine son trabzanımın önünden kirpiğimi düğümledim şöyle baktığımız zaman kirpikler 5 tane oluyor 5 tane kirpikli trabzan yaptık değişik boylarda oldu izleyerek yaparsanız kafanız burada hiç karışmaz yeniden bu sefer tığım ucuna ipimi 3 kez doladım tığ battıya geliyorum 1 2 tane boşluk bıraktım üçüncünün altından giriyorum 2 2 2 2 çıktım şöyle oldu Burada yine 1 2 3 4 5 zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümlüyorum. Yanına ikinci sık iğnem. 3. 4. 5 6 7 8 9. Zincirimin altından bir tane yaptım. 10. zincirimizin altında. Şu anda bu şekilde oldu. Burada arkadaşlar bir zincir çektim. Yandaki tığ battığının altından girdim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zincir çekiyorum. 8 zincirimle örneğimin ters yüzünü döndüm. Şurada 5 zincir çekip bıraktığım kirpikten tutturuyorum. Üstüne yine 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim örneğimin düz yüzünü döndüm düz tarafta 8 zincirime sık iğneyle kırpiğimi tutturdum yanına 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 tane sık iğne 11. iyi tığ battının altından yap bu örneğin çiçek yuvası bu şekilde oluyor arkadaşlar. Yaprağı yanında. ben aralarda beşer tane şu ince çimenden yapacağım. Sonra yine çiçek yuvası yapacağım. Hızlı bir şekilde bu yaptığımız çiçek yuvasını ben birazcık arttırayım. Sonra üst kısmı süslemesi için birlikte devam edelim. Ben oyama çimeni biraz arttırdım arkadaşlar. Bu şekilde bu çimeni örerek yazmamızın kenarını bir tur hazırlıyoruz dilerseniz daha seyrek olsun daha sık olsun derseniz aradaki ben 5 tane bıraktım. Aradaki bu ince çimen sayısını değiştirebilirsiniz. Şimdi çiçeğimizi yapalım. Çiçeğimiz yapıldığında gerçekten çok güzel kalıp gibi oluyor. İlmeğimi oluşturuyorum. Geldik hemen çiçek yuvamıza. Şöyle birinci yuvama oyamın düz tarafındayım. En son yaptığım şu tepedeki 5 çekerek bıraktığım yumadan sık iğne ile ipimi tutturuyorum. Üzerine burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zincir çektim. Burada tığımda kalan ilmeği birinci ilmek olarak düşünüyorum. Birinci ilmek. Zincirimin altından geçtim. Tuttuğum ipin içinden geçtim. 2. Zincirimin altından tuttuğum ipin içinden 3. Zincirimin altından tuttuğum ipin içinden 4. 5. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 tane ilmeğimizi zincirimizin üzerine hazırladık şimdi bunun hepsini birden topluyorum düğümlüyorum düğümlediğim için fıstığımızın şekli yüz yuvarlak oluyor geldik aynı yeşil yuvamıza sık iğne ile sabitledik şimdi burada 1 2 3 4 5 6 7 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 zincir çektim. Örneğimi ters yüzünü döndüm. Ters tarafta yine yeşil yuvamıza en baştan şu ipimizi tutturduğumuz yerin en başından şöyle tutturuyorum. Bir zincir çektim üstüne örneğimin düz tarafını döndüm. Şu yaptığımız fıstığımızı öne doğru yatıralım burada. Çünkü tığ bir iki defa denk gelirse düzensiz bir görüntü olabilir sonra. Sık iğne ile zincirimin altından girdim. 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. Yan yana 2 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 zincir. Yan yana 2 sık iğne. 1 2 3 4 5 zincir. 2 sık iğne. 4 tane oldu kepin. 1 2 3 4 5 zincir 2 tane yan yana sık iğne. 6. girip bek. 5 zincir. Hep girpiğimiz bu şekilde devam ediyor. 2 4 6 7 tane oldu. 1 2 3 4 5 zincir. 2 tane sık iğne. 11 tane kirpik yeterli geliyor arkadaşlar. 1 2 3 4 5 zincir. 2 tane sık iğne. 1 2 3 4 5 zincir. Yine 2 tane sık iğne. Kirpiklerimi bir saymak istiyorum en baştan. 2, 4, 6, 8, 10 sonuncuyu yapıyoruz. Burada da yine 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Bunu zincirimin altından birinci sık iğnemi yapıyorum. İkinci sık iğnemi yeşil yuvamdan yapıyorum. Üstüne bir zincir çektim. İpimi keseceğim burada. Şöyle bir çiçek oldu. Yaprağı, çiçeği bu şekilde. Ben şimdi diğer çiçeklerimi de yapayım. İplerimi yakıp ütüleyip sizinle son halini paylaşacağım. Ben oyamı çiçeklerini hazırladım arkadaşlar. Yapıldığında bu şekilde ve bu sıklıkta oluyor. Dileyenler dediğim gibi aradaki çimen sayısını değiştirerek sıklığını ayarlayabilir. Yakın plan fotoğraf isteyenler için yakın plan fotoğraflarımı Instagram'da oyanım sayfamda paylaşıyorum. Beni Instagram'dan takip edebilirsiniz. Beğendiyseniz beğen butonuna basarsanız kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olursanız sevinirim. Şimdiden herkese kolay gelsin.